sistemi göstereceğim. Şimdi panele giriş yaptığımız zaman solda böyle sekmeler var. Ürünlerin üzerine geliyorum. Üzerine geldiğim zaman sağda böyle sekmeler çıkıyor. Buradan yeni ekleye tıklıyorum. Ürünlerin bilgilerine girebileceğimiz bir sayfa çıktı. Buraya ürün adını giriyorum. Ürün bir adını. Sonra ürün açıklamasına, ürünün girmek istediğimiz bir açıklaması varsa eğer, bilgileri varsa buraya giriyorum. Sonra sağa geldim. Sağda ürün görseli var. Ürünün ana görselini ekleyeceğim burada. Direkt buraya sürükleyip atabilirsiniz masa üstünden veya dosya yükle diye bir seçenek var. Buradan dosya seçine geldim. Masa üstünden mesela bunun ana görsel olmasını istiyorum. Onu seçtim. Ürün resmini ayarlaya tıkladım. Sonra ürün görselinin altında ürün galerisi bölümü var. Ürün galerisine görsel ekleye tıklıyorum. Dosya yükleye geldim. Dosya seçine tıkladım. Sonra ürünün diğer görsellerini buradan seçiyorum. Yüklenmesini bekliyorum. Ürün görselleri yüklendikten sonra galeriye ekle diyorum. Sonra onun altında ürün kategorileri bölümü var. Ürün hangi kategoride ise onu seçeceğim. Hem kadın hem de gömlek kategorisinde gözükmesini istediğim için ikisini de seçiyorum. Sonra sola geldim. Ürün açıklamasının altında Product Option diye bir bölüm var. Bunu kullanmıyorum. Bunu değişiklik yapmıyorum burada. Sonra onun altında ürün verisi bölümü var. Buna tıkladım. Bu normalde basit bir ürünse eğer sadece fiyatını girip geçebiliriz. Ama bizim beden ve renk opsiyonlarımız varsa eğer bunun üzerine tıkladığımızda altta varyasyonlu ürün diye bir seçenek çıkacak. Buradan solda buna nitelik ekleyeceğim. Renk ve beden diye iki farklı nitelik var. Ekle diyorum seçtikten sonra. Sonra Use for Variation tıklıyorum. Burada hangi renkler varsa add diyorum ve renkleri seçiyorum. Mesela 3 tane seçeyim ben. Seçtikten sonra OK diyorum. Sonra yeni bir tane nitelik ekliyorum. Bu da beden. Beden içinde yine Use for Variations seçiyorum. Ve eğer bedenlerin hepsi varsa buradan Select All da diyebilirim. Buraya zaten geliyor. Sonra Save Attributes diyorum. Nitelikler şu anda varyasyonlarda gözükecek. Varyasyonlara girdim. Girdiğim nitelikler buraya otomatik düşecek. Varyasyon ekleye tıkladığımda altına tüm niteliklerden varyasyonlar oluştur diye bir bölüm çıkıyor. Git diyorum. Üste gelen mesajı onaylıyorum. Varyasyon eklendi. Tamam. Buraya varyasyonlar geldi. Fiyat girmediğimiz için buradan fiyat ekliyoruz. Eğer ürünlerin hepsinin fiyatı aynıysa, yani beden ve renkte fiyat oynaması yapmıyorsa buradan tek bir fiyat girebiliriz. Eğer farklıysa böyle tek tek buradan fiyat girilebiliyor. Ben ortak bir fiyat gireceğim. Mesela 25 euro yazıyorum. Fiyat ekle diyorum. Sonra
bu alttaki varyasyonlardan üzerine tıklayıp mesela bu siyahsa siyahın görselini giriyorum buradan. Mesela bunu seçtim. Yani her renk için buradan renk görsellerini ekliyorum. Kremse, buradan kremi seçiyorum mesela. Değişiklikleri kaydede tıklıyorum. Bunları bu seçenekleri de yaptıktan sonra. Tamam. Sonra yayımla diyorum. Yukarı gelip en üstte sağda yayımla var. Buna tıklıyorum. Tamam. Sonra eklediğimiz kategoriye geliyorum. Ürün buraya gelmiş oluyor. Bu şekilde. Teşekkürler.